Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi YouTube için ufak böyle minik minik bilgileri içeren videolar hazırlamaya karar verdik sevgili dostum. Meriç e, Memikoğlu ile. Bunlardan bugün ilk ile başlıyoruz. E, ne anlatıyoruz? Faz. Nedir faz? Böyle pis, iğrenç ee... ne o? Neden oluyor? Birden fazla bir mikrofonla herhangi bir kayıt yapıyorsanız kontrol edilmesi gereken ilk şey, ilk şey. O da mesafe, uzaklıkları, mikrofonların sesin diyaframa ulaşması. O zaman şöyle mi hani çok milleti bunaltmadan şeyi anlatalım. Çok kısa teoriyi anlatalım. Evet, Ses nasıl oluşuyor? Hoparlör hikayesini, değil mi? Evet. Mikrofonları. Şimdi şöyle, o zaman trompet vurmalı çalgılardan örnek verelim. Davul örneği vereceğimiz için. Şimdi bu trompetin derisi olsun. Bunu zopayla buradan vurduk mu? İki mikrofon. Aa evet doğru onu unuttum. Üst mikrofon, Üst mikrofon, alt mikrofon, ve alt, mikrofon görüyorlar. Mikrofon. Bundan zopayla vurduk mu? Trump derinin ilk hareketi Aşağı. titreşmeye başlıyor, değil mi? Evet. İlk hareket aşağıya. aşağıya indiği zaman şurada oluşan havada tabii onunla şey negatif basınç. Evet. Evet. Burada oluşan pozitif. Pozitif basınç. Şimdi bu mikrofon böyle görüyor, bu mikrofon böyle görüyor. Şimdi negatif basınç burayı hava dolduruyor. Burada pozitif basınç da hava buradan itiyor. Hoparlörde de onu ha ilk önce şunu anlatalım. Mesela wave formda bu nasıl görünüyor? Bakın şimdi Erdal buraya zoom oynat urcum şeklinde Erdal buraya zoom yapsın. Şurası, şurası sıfır noktası. Negatif. Inside. Burası negatif kutup, burası pozitif kutup. Şimdi bu ne demek? Şuradan vurduğu anda derinin. Negatif Aşağı basınç. Aşağı evet. fotoğrafını çekiyor. Bravo. Aşağı hareketinin fotoğrafını çekiyor. Negatif basınçın fotoğrafı. Deri kendine geliyor. Sıfır noktası. Yukarı çıkıyor. Havayı itiyor mikrofona doğru. Bu da bunun fotoğrafı. Tekrar buraya geliyor. Bir döngü bitiyor. Evet. Hoparlörün sesi üretmesi de bunun gibi. Hoparlör diyaframı içeri, dışarı ve içeri hareketliyor. Dışarı itti. Yani havayı itiyor. Burada da havayı çekiyor. titreşerek negatif pozit pozitif basınç negatif basınç. Yani şu gördüğünü uygulamaya çalışıyor. İlk hoparlöre gelen bilgi diyafram geri gitsin. İkinci bilgi diyafram öne gitsin, havayı etsin. Şimdi çok teknik olmadan hemen toparlayalım. Trumpet artı eksi şey. Artı eksi. aslında polarity deniyor. Fazla denmiyor. O evet bizim şeyde or oraya gelelim. But o, onu unutma. Oraya gelelim. Şimdi trompet altı görelim. Trompet alt mikrofonunun ilk döngüsü. Şimdi alttan bakıyor. Değil mi? Şuradan bakıyor. İlk neyi görüyor? Hava kendine doğru itilmiş. Diyafram içeri doğru. Pozitif, Pozitif basınç. 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 Dönüyor negatif basınç. Şimdi o da diyor ki, e, hoparlöre ilk hareketi dışarı yapacaksın, ikinci hareketi içeri. İçeri yapacaksın. E şimdi bu durumda hoparlörde diyor ki abi karar verin. Hanginizin dediğini yapayım Orada diyor. Orada bir yarış oluyor. Zaten. Yarış oluyor. O, o kazanacak. Şimdi onu daha dramatik hale getirmek için şunu şöyle eşitledik. Şimdi burada şurada buradayken bu diyor ki hayır abi sen dışarı çıkacaksın. O diyor ki hayır abi sen içeri İçerisi çekeceksin. Güzel Bakalım ne oluyor o zaman. Şöyle böyle bir ses var. Şimdi kutupları tersine çevireceğiz o zaman. Mesela trompet üstün. Aslında doğrusu trumpet Alt'tır. Onu da şey yapalım. Çünkü Overhead'ler onu anlatırız birazdan. Süper bir bilgi. Evet. Ee, trompet Alt'ın polaritesini ters çevirdiğimizde ne olacak? Ona bakalım. Evet. Alt frekanslarda? Bir gövdede. Gövdede bir dolgunluk geldi de. bir anda. Çünkü ikisi de aynı yöne hareket e, gösterdi ve onun da alt frekansları, üstünün alt frekansları birleşince daha dolgun bir... Duyduğumuz speaker, tamam şimdi siz kardeş gibi bir şey yaptınız, ikiniz aynı anda hareket ediyorsunuz, do doğru sesi duymaya doğru başladık. Sesi, doğru sesi duymaya, bravo doğru sesi duymaya başladık dedi. E, demin şey dedik, ha şimdi bir de overhead'lerle bakalım değil mi? İkincisi de overhead'lerdir yani. Şimdi teoriye göre o zaman Overhead'lerin de aslında aynısını görmesi lazım. Tabii. Çünkü Overhead'ler de böyle baktıkları zaman deri uzaklaşıyor görecek ilk hareket hareketle kendisinden. Bakalım. Negatif. Negatif basınç görecek evet. Bakalım. Overhead'lerimize bakın işte onu görmüş o da. Ama işte burada iş ilginç. Ben şurada şey. şunu görüyorum şunu soracağım sana bak. Şu cycle'ı görüyorum. Hadi bak şimdi bu da diyor ki Overhead. Sen ben diyor geri çek istiyorum diyor. Negatif istiyorum. Sen diyor ileri it diyor trompet. Bu neden böyle? Trompete olan mikrofon yaklaşık 3 parmakta. O trompeti kaydeden overhead işte 1 metre. Şey... Ona evet. daha geç gidiyor ses. Tabii. Yani trompetin yakın mikrofonu şurada görüyor ama overhead İlk vuruşu orada kaydediyor. burada görüyor tabii. ve burada böyle bir hikaye oluyor. Sesin bak. diyaframa ulaşma süresini görüyoruz şurada. Bir cycle aşağı Şu yukarı bir cycle. Evet. evet. O arada, aralarındaki fark. E tabi ne oluyor o zaman? Bakın yine hep birbirlerine ters şeyler söylemeye başlıyorlar. Bu durumda bu overhead'in fazını çevirmek gerekecek mi? Polarity, evet. Değil mi? Tabii. Onun fazını çevirmek gerekecek. O da kayıtta tabii bunun Tom Meister arkadaşın. Tabii kayıtta, yapı, yani. kayıtta yapılması lazım. Yapılmadıysa? Evet, o, yani kayıt esna, daha sonra mixte toplanır ama kayıt esnasında hem düzgün bir kayıt alabilmek için hem orada düzgün bir ses duyabilmek için, için, Çalan insanın kulağına düzgün bir overhead ve trompet verebilmek için bunlar Öyle Bravo değil. çok önemli yani illa mixte toplayacağız diye bir şey yok Ka kaydeden senin de değil mi değil kayıt mi? çalan senin de rahat etmesi gerekiyor yani, yani o ne kadar iyi duyarsa o kadar, iyi, o kadar iyi çalar bu durumda şöyle bir şey var ee, bu frekans kaymasından dolayı bazen de diyorlar ki mesela şu wave formları şöyle align edin bak böyle mesela ile trompet üstü şöyle birbirine hizaladım şimdi trompetle overedi o zaman bir bakalım ufak bir fark ama yine de bir fark var. Evet. Bu ufak farkı çok fazla ya bu ne diyen arkadaşlar için mesela bir deneme şey yapabiliriz. Trumpet üst mikrofonu mesela duplicate edip polariteyi çevirdiğimiz zaman neler oluyor bir görelim. Evet. Bir tanesinin fazını çevirelim dedik. Önce böyle. Neden ses çıkmıyor çünkü birbirlerinin tam negatif. Tam tersi enformasyon. Birisi diyor ki bu şiddette yukarı çıkacaksın. O da diyor ki aynı şiddette aşağı ineceksin. O zaman O zaman hareket etmiyor. iptal Birbirlerini iptal ediyorlar. İptal ediyorlar. Ya yani iptal ediyor demek aslında speaker hareket etmiyor. Evet, Orada o, durduğu eynen. için ses üretmiyor. Evet, Orada doğru. da kayıp oluyor. Bir tanesini milim oynattıkları zaman bir ses duyacaklardır ama tabii asla sağlıklı bir ses. Tabii olabilir. yine o bir, bir evet bir tanesini minimum oynattığında tam birbirlerinin üstüne gelmezse eğer Şöyle mesela şu kadarcık bile oynatsa. Yana alsak bile. Küçücük bir ses bile olsa evet. duyuluyor. Küçücük bir ses bile olsa dediğin gibi duyuluyor. O yüzden alignment'ı bilemiyorum. Hani sen mix yapan, en çok mix yapan insansın. Ya bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum da şeyi hatırladım şimdi. Hani banta kaydedildiği dönemde davullar asla böyle bir şey yoktu. Alignment diye bir şey yoktu. Hatta işte bir, toma, bir Bruce Vedian galiba emin ol, emin değilim de onun lafı vardı yani. yani. Davul zaten çok mikrofonla kaydedilen bir enstrüman. O faz hikayesiyle yaşamak zorundayız. Onu öğrenmeniz lazım. Nedir o zaman? Çok iyi mikrofon çok iyi kaydedeceksin. Kayıt, Tabii, kayıt iyi alacaksın. Kayıt teknisyenin Artık şeyine kalıyor. Ya bu da şu demek değil tabii abi. Teknolojinin sene olmuş 2020. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayacağız demek de değil yani. Tamam. Tabii ki gerekiyorsa bunları kullanacağız. Alignment bilmem ne hepsini yapacağız. Ee, bu Kik'te de bunun için geçerli. Ama mesela Kik'te şöyle bir durum var. Ee, Kik'in derisi tokmak buradan vurdu. Mikrofonları genelde bu tarafa koyduğumuz için evet. herkes aynı basıncı görecek bütün mikrofonlar. O yüzden eğer kablolarda ve başka yerde bir sorun yoksa aşağı yukarı aynı polaritede kaydedilmiş olacak. O da pozitif. Pozitif basınç. Yani yukarı doğru hareket Evet, ilk hareket gerekiyor. yukarı. Yani orada bilgisayarda bakıp lan bu yukarı hareket ediyor. Benim aslında hepsi aşağı bakacaktı. Öyle bir şeylere girmemeleri gerekiyor insan. Bunu ben buraya almıştım aslında ama doğru ses duyulmuyor. İşte o zaman kulağa güvenmek. Gerekiyor. Aslında yani. birinci kural kula, birinci kurakla kula, bakmak değil mi? Yani grafiğe bakmak hiçbir zaman çözüm değil. Hiçbir zaman çözüm değil. Kulak kulağa güveneceğiz. Ee, bas gitar için de Yine konuşabiliriz. Anfi hani kaydeder, mikrofonla kaydederken, DI ile kaydederken onun için ne söylersin? İşte orada da e, mikrofonda bir gecikme olacağı için mutlaka yani Hı. mikrofon mesafesi var. DI çok daha hızlı e, kayıt e, şeyine gittiği için orada da bir gecikme olacaktır. Mutlaka orada da kontrol etmek lazım. Bu elektrik gitar için de olabilir. Yani DI ve amfi kaydediyorsanız herhangi bir şey Evet hepsi mutlaka bakmak. kontrol etmek. Tabii lazım. genel olarak bu alt frekanslar için geçerli. Dalga boyunun evet. yani dalga frekans aralığının daha büyük olduğu evet. için e, onlara bakmak lazım. Üst, üstlerde o kadar çok büyük problem teşkil etmiyor bu. O da yani çok hızlı hareket ettiği için. Evet. Speaker, yani zaten. Hani evet. bir anda bırakıyor. Sizleri duyuyorsun ama evet. o altlar gittiği zaman bütün gövde ve şey gidiyor. Ben yine de onları bile kontrol eden adamların şeylerini okudum, röportajlarını okudum yani. Hep bakmak lazım. Hep kulağa evet. kulağa güvenmek lazım yani. Evet. bunlar tabii bizim bil, edindiğimiz bilgiler. Yani, yani, bizim. Tabii tabii bu kadar bu konu bu kadar basit bir konu değil tabii. Yani başka bir soru varsa ak, akıllarında insanların yorum yapsınlar. Cevaplayamayalım Cevaplay madara olalım. Ee, tamam. Rakıya <laughs> gideriz yani En fazla rakıya gideriz. Doğru söylüyorsun. Tamam arkadaşlar evet kanala abone olun. Biz, soru sana. varsa mümkünse. Soru varsa sorun. Cevaplayamazsak güleriz hep beraber. Bu haftalık bu madara. kadar. Evet. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere.